Merhaba arkadaşlar. Kanat Dobi Fassa kanalına hoş geldiniz. Yağmurlu bir gün. Az önce çok güzel yağmur yağdı. İhtiyaç da vardı. Bereket, rahmet. Bayağı bir kuraklık vardı. Taş gibiydi toprak. Güzel oldu. Ben de biraz ıslandım. Şöyle hayvanlara bakalım arkadaşlar. Bu arada beyaz eşlemenin, beyazla bolulu eşlemesinin yumurtalarını biriktiriyorum. 7 yumurta oldu. Recai abi de daha bekleme dedi. Bunları gönder dedi. Hani çıkıma geç kalmayalım. Bir an önce yavru alalım. Şimdi paketledim. İnşallah akşam göndereceğim bunları. Şimdi arkadaşlar, maşallah eksik etmeyelim bu arada. Bu videoda şuna değinmek istiyorum. Bu horozun iyisi sahada belli olur. Yani şimdi lafla kendi horozunu övmeyle bu iş olacak bir iş değil. Şimdi ben burada mesela rastgele eşlemeler dedim. Eşlemeler yaptım geçen sene. Yavruları aldık. Sonuçta doğal olarak pek de bir şey yaramadı. Hepsini kestik. Bir tane duruyor. Nisan. O da prova amaçlı. Yani ben şimdi bu hayvanları övsem. Şöyle iyi, böyle iyi, şöyle iyi horoz. Ya adama sorarlar. Kardeşim ne yaptın? Nerede ne yaptı bu hayvan? Şimdi mesela aldığım damızlıkları sağ olsun arkadaşlar anlatırken diyorum değil mi? Şöyle bir özelliği var. Mesela beyaz diyorum ki dik boğuşan bir hayvan. Taşını çok güzel kullanıyor diyorum. İyi güzel sonuç ne? Ne diyorum? İki tane güzelliği var. Yani kendini kanıtlamış bir hayvan. Yavruları da öyle. Yani diğer türlü kuru kuru anlatmak boş iş. Reklamdan başka bir şey değil. Mesela şu hayvan Metin'den geldi sağ olsun. Güzel hayvan, beğeniyorum, çok hareketli. O yüzden atom karınca dedim adına da. Ama çok çok abartılı bir anlatım yapmam. Niye? Hayvan sahaya inmedi, yavru bu. Yani sahada belli olur bunun ne kadar iyi oldu. Bir de iyilik çok göreceli bir kavram. Şimdi bana göre burada yanlış anlaşılmasın. Hani Metin'in hayvanını herhangi bir şekilde kötülemiyorum. Ya da herhangi bir hayvanı. Şimdi bana göre güzel hayvan. Ama ne kadar güzel. Güzellik göreceli bir kavram. Ya bunun da ölçümü, kanıtı sahadır. Sahalara inmektir. Ha ben şahsen kendim inmiyorum. İnmeyi de düşünmüyorum. Ama nedir? Güzel eşlemeler yaptım. Bakalım yavruları büyütebilirsek sağ salim. Ha, içinden gerçekten çok güzel düşündüğüm gibi star ışığı olan olursa dostlarımızla göndeririz. Onlar da değerlendirir. Arkadaşlarımız. Onlar da derse evet bu hayvanda ışık var derlerse, star ışığı var derlerse göndeririz arkadaşlar ki damızlık kalitesini kanıtlamış olur hayvan. Burada mesela yalnız kurdum var. Çok beğendiğim bir hayvan, çok umutlu olduğum bir hayvan. Bunun kendini kanıtlaması mümkün değil de kafa açık. Ama yine de şöyle zamanı gelsin inşallah dengiyle provalarda durumuna bakacağız. Çok güzel olacağını düşündüğüm bir hayvan. Bu arada bunun kız kardeşleri zaten tek horoz bu çıktı. Maşallah oğluma tek horoz bu çıktı. Bunun kız kardeşleri iki tanesi gürk olmuş. Nasıl olduysa kapışmış. Gözler kapanmış. Çok da bir şey yok gibi ama yine ben tedbir aldım. Senin duruşuna hayranım be oğlum. Şuna bakar mısınız ya? Maşallah sübhanallah. Adam tam bir horoz horoz. Ben Hintim diyor. Tedbir aldım. Onları iğne vurdum. Yine gözüne damla damlattım. Gözü hafif kapanmıştı hayvanların. Burada arkadaşlar patçımız var. Bu patçının yanındaki Ferik 3 yumurta yaptı. İlk 3 yumurtayı almıyorum. Ondan sonra yumurtayı kesti. Bilmiyorum neden. Ama bir türlü yumurtlamadı. Bakalım Ahmet Sevimli'ye göndereceğiz. Yani bir türlü nasip olmadı. Bekliyorum. Ben de belki stres olmuştur diye ayırdım. Ara ara yanına atacağım horozun. Daha önce yaptığım bir yöntem. Şurada arkadaşlar. Bu da bu arada tüylerini değiştirmeye başladı. Onu gördüm. Şimdi kümesi biraz şey yaparken, suları değiştirirken aldım o tüyleri de. Kuyruk tüylerini 4 tane tüyü dökmüş.
Yani zaten o boyundan da belli. Baksana fırça gibi. Tüy değişimine giriyor bu hayvan. Şöyle bir horoz olsa da görsek ya neymiş. Yani şimdi mesela şu hayvanı ben şimdi öveyim. Yani kuru kuru ya şöyle iyi horoz, böyle iyi horoz. Adama sorarlar ne yaptın, nerede, ne oldu? Şuradan Nisan'ımız var. Benim rastgele eşlemelerden tek kalan bu. Ya bunu da beğeniyorum. Beğeniyorum derken ha her şeyi açık açık konuşuyoruz. Öyle çok süper bir hayvan değil. Eli dağınık ama hani en azından karşılığını veriyor. O yüzden hoşuma gidiyor bu hayvan. Ama derseniz ki bir star ışığı var mı? Yok. Kusurlu hayvan yani. Dağınık elli hayvan. Çok çalışıyor ama pek bir netice alınmıyor. Taşını etkili kullanmıyor. Bir taşını kullanıyor. Şu işte yumurtlamayan ferimizi buraya aldım. Buradaki civcivleri aşağı aldım. Gösteririm size. Birazdan hem şey veririz. Ne derler? Hem civcivlerin yumurtasını veririz. Onları gösteririm. Buradaki mayısımız geçen gün bir bakayım dedim. Yandaki hayvanla. Herhalde bir sıkıntısı var bunun bilmiyorum. Tutmadı. Daha önce 30 dakika boyunca bizim rastgele eşlemeyi yandaki Nisan'ı bayağı bir taş kullanarak yıpratmıştı. Ama bu sefer tutmadı. Herhalde bir sıkıntısı var diye düşünüyorum. Kontrol ediyorum bir şey görünmüyor ama içten bir sıkıntı olabilir. Ha, şimdi arkadaşlar gidelim şu civcivlerin yumurtasını verelim. Bir yandan sohbete devam edelim. Valla üstüm başım da battı. Görüyorsunuz leş gibi. Şurada şeyleri görüyorsunuz. Linkosipektin iğne. Genta göz damlası, bir de yara spreyi. Bunlar olmazsa olmaz zaten. Ha, şu hayvana da ben yumurta haşladım. Kabuklarını ziyan etmedim. Şeye vereceğim bunu. Şeyle karıştırdım. Civciv yemi, pirinç gelişim yemi falan. Şuradaki eşlediğimiz feriye verelim. Şöyle asalım. İnşallah faydası olur. Ya gecikmesini istemiyorum yavruların. Göndereceğim. İnşallah faydası olur arkadaşlar. Buradan giderken de her taraf çamur görüyorsunuz. Daha önce birkaç defa düşmüştüm. İnşallah düşmeyiz. Şöyle geçiyorum. Hop. Kayıyoruz. Vallahi acayip kayıyor buralara. Gelin bakalım. Hadi gelin. Şunu bu tarafa itelim. Az kalk kızım. Kalk kızım. Kalk. Bunları buraya aldım arkadaşlar. Yesinler. Ya pislik yapışmasın diye ayaklarına hafif talaş döktüm. Çok fazla değil. Maşallah, sübhanallah. Bu beyazla Salih abinin, Mehmet Ali abideki tavuğunun eşlemesi. Küllü tavuğun. Hepsi de küllü olacak gibi öyle gözüküyor. Saf beyaz öyle çıkmadı. Bu arada arkadaşlar şimdi bir konuda şu zaman zaman değil yani sıklıkla videolar geliyor, fotoğraflar geliyor. Abi bu horoz nasıl, bu tavuk nasıl, bunun cinsine kırma mı, işte saf mı, bununla bu uyar mı? Şimdi arkadaşlar ne diyeyim ben, bu bir bal kabağı değil ki böyle. Tamam, şekil olarak güzel hayvan, güzel duruyor. Ama şekille olmuyor ki bu iş. Benim mesela kestiğim rastgele eşlemeler o uzun Arap. Mükemmel fizik vardı hayvanda. Kalemler falan 10 numara. Ama çok güzel bir sonuç çıkmadı ortaya yani. Böyle bilmiyorum, benim şahsi görüşüm, farklı düşünenler olabilir. Tabii ki horozun bir fiziğine bakarız ama horoz ya da tavuk uzaktan böyle tamam bu olur, bunu eşle. En azından benim yapacağım bir şey değil. Bir de şöyle bir şey var. Mesela arkadaş horoz satın alacak. Şimdi bana atıyor. Ya ben ne diyeyim sana? Yani iyi desem şimdi içime sinmiyor mesela bazen. Ya iyi desem olmayacak. Kötü desem bu sefer satıcının, horozu satacak kişinin hayvanını kötülemiş olacağız. Yani maşallah diyoruz. İnşallah iyi çıkar deyip geçiyoruz. Ne diyeyim ben? Hani kimseyi de kırmak istemiyorum ya da hiçbir soruyu da cevapsız bırakmak istemiyorum ama arkadaşlar yani bu iş böyle bir şey değil. Bana göre değil. Böyle olsa herkes bunu alır yani. Sosyal medyada bir sürü paylaşım var. Herkes horozunu paylaşıyor, değil mi? Sahiplendirme ilanları var. Bana kalırsa bu iş böyle bir şey değil. Ben mesela o şekilde bir hayvan almadım.
Yani fotoğraf üzerinden ya da ne bileyim internetten. Ne yaptım? Tanıdığım, bildiğim dostlar sağ olsunlar. Onlar verdiler. Onların hayvanlarını aldım. Kendini kanıtlamış hayvanları. Mesela ne diyorum? İşte sahada belli olur diyoruz. Yani işin gerçeği de bu. Bakıyorum, bakın mesela şimdi. Örneğin bir Fikri Balcı. Buradan kendisine de selamlarımı iletirim. Hem sağ olsun hem provalarını gördüm hem müsabakalarını gördüm. En azından video olarak. Ya maşallah adamın hayvanları çok güzel. Hakikaten çok kaliteli hayvanlar. Hem çok seriler hem çok güzel taş kullanıyorlar. El kaliteleri çok iyi. Ha sadece o da değil. Ne yapıyor adam? İniyor abi sahaya, hazırlıyor hayvanını. Kanıtlıyor. Şimdi bunu yapmadan kuru kuruya anlatsa ne olur? Ne kadar geçerli olur yani? Şöyle iyi horozum var, böyle iyi horozum var dese ne kadar geçerli olur? Ha inanan yine inanabilir. Ama bu işin kanıtı bu. Bunu kabul etmek lazım. Yani anlatmaya gelirse ben de anlatayım şimdi. Ballandıra ballandıra şöyle yavru böyle yavru. Ama kim inanır? Bence sadece söyleme göre karar vermek akıl işi değil. Bakmak lazım. Hayvanı test etmek lazım. Sonra damızlık olayı her ne kadar kendim usta olmasam da çok farklı bir olay. Yani sadece hayvanın iyi çıkması da yeterli değil. Yavruları nasıl çıkacak? Mesela benim kocaman dediğim horoz, o piranaların babası. Kendini kanıtlamış bir hayvan. 7 galibiyeti vardı. 25 kadar prova galibiyeti vardı. Ve yavruları da bu sene de yine güzel neticeleri aldılar. Geçen sene de aynı şekilde, önceki senelerde de. Yani bu hayvan damızlık vasfını taşıyor. Mesela o hayvan. Yine beyaz aynı şekilde. Sonra Bolulu horozumuz. Yani onun da güzel, hani büyük arenalarda, Türkiye'de önemli arenalarda iki tane galibiyeti var. Biri de böyle tek göz aksak bir şekilde. Yani hayvanlar kendini kanıtlamış. Yavrusu yine aynı şekilde kendini sevdirmiş. Bolulu horozun yavruları. Bu iş böyle arkadaşlar. Diğer türlü olsa kolay. Yani reklam yapmak, kendini övmek, işte horozunu övmek, bunlar basit şeyler. Övdükten sonra ben de överim yani. Ama karşılığı olmalı. Bunun bir destekli olmalı. Yani atarken de destekli atmak lazım diyorum. Hani eskilerin bir lafı vardır. Kuru kuru salavat, gel yanıma yat. Şöyle iyi, böyle iyi. Yok ben bir numarayım. Yok Türkiye'de benden başka yok. Neredesin? Hayır neredesin yani? Hangi alandasın? Nerede başarın var? Vallahi konuşması bedava. Yine de insanlar inanır tabii ki. Böyle insanlara inanan inanır. Vallahi ben başından beri her şeyi olduğu gibi anlatıyorum. Hiçbir şeyi gizlemedim. Gerek yok. Gizlesem ne olacak? Abartsam ne olacak? Palavra atsam? Yani çıkmayacak mı bu ortaya? Er ya da geç çıkacak. Kimseyi kendimize güldürmeye gerek yok. Durum neyse odur. Yani olmayan bir şey de varmış gibi de anlatmanın anlamı yok. Bu sadece horoz anlamında değil. Ben kendimle ilgili de aynı şeyi söyledim. Hatırlarsanız önceki videoları takip edenler bilir. Kendi durumumla ilgili de aynı şeyi yaptım yani. Neyse mi o arkadaş. Ben bu işe başlayalı şurada. Ha, 2 yıl oluyor diyelim. 2 yılda olmuyor da. Hani ilk Hint bestelerimden bu yana sayarsam 2 yıl. Şimdi ne diyeyim yani şöyle ustayım, böyle ustayım. Adama gülerler ya. Tanımayanlar belki. Belki inanan da olabilir ama Horoz sen dur ya sen dur. Hadi size de vereyim yumurta hadi. Ya inanan da olabilir. Ama ne gerek var? Bu arkadaşlar bakın Gürk kapışmış dedim bir tanesi bu. Gözü kapalıydı gözünü ben açtım.
Biliyor musun? Mavi sprey. Yine az önce şurada bir tanesiyle, hangisiyle? Şununla tuttu. Aslında bir insan biraz da merak ediyor yani. Hayvan elinde merak ediyor. Her ne kadar tavuk da olsa, ferik de olsa. Gel. Gel oğlum gel. Bunu arkadaşlar az önce şeye çıkardım. Gel sana yumurta gel. Yan tarafta bizim şey var ya. Oo, hep boynuma döküldü lan şeyler. Yukarıdan boynuma döküyorlar. Şuradan. Bunu arkadaşlar az önce yan tarafa çıkardım. Bir iki saat kaldı. Bir saat kadar güzelce eşindi. Toprak banyosunu, kum banyosunu yaptı. Bu hayvanımız böyle yalnız büyüyecek. Yeni Asi adı da. Asi dedim, sonra içime sinmedi. Yeni Asi olsun dedim. Beklentiniz yüksek. Bakalım nasip olayı. Yani biz böyle bekliyoruz da. Düşündüğümüz gibi çıkmayabilir. Ya da büyümeyebilir. Yani hiçbir şey diyemiyorum. Bu kanatlı grubu hakikaten kaç, kaç yavrum kaç. Ne zaman ne olacağı belli değil. Hele Hint grubu hep ayrı zaten. Bir bakıyorsun bir yerden birileri kapaşmış. Bir şeyler olmuş. Bunlar arkadaşlar gelişim yemi koyuyorum yine. Bir ara kesmiştim. Ama hayvanlar da zayıf kalmasın. Zaten tavuklara, feriklere bir zararı olmaz. En fazla horoz külü alır. Olursa zararı öyle olur. Şurada suyu da dökmüşsünüz ha. Gelin bakalım gelin gelin. Al. Arkadaşlar bu kedi demiştim ya hani. Şu 4 taneydi bu ferikler. Bir pirana grubu şu iri olan. 2 tane de bolulu grubundan vardı. Kedi kaptı dedim. O kedi daha önce amcamın, ben amcama bir gürk vermiştim. Mavi yumurta çıkarsın diye. Cicilerini yiyen kediymiş. Diğer gruptan değil, diğerlerinden değil yani. Bir de o hayvanı vurdular. Yani saçmayla vurulmuş o kedi. Ben o kediyi daha görmedim. Ya bir siz gidin az, çıkın az. Ha. Onlar da oraya girdi. Vurmuşlar kediyi. Ben vurmadım. Onu belirteyim de. Bayağı bir yaralanmış. Abi yine düzelmiş. Yine gelmiş. Benimkileri yemiş. Yani bilmiyorum. Burada 14 tane kedi var. Ama buradaki kedilerden bir tanesi değil. O yiyen kedi, benimkileri, kocamanları yiyen kedi ayrı bir kedi. Yani mahallenin dışından geliyor herhalde. Alt mahalleden. Hani yabani gibi bir şey olmuş artık o. Az bir siz geri gidin bakayım. Geri gidin. Karışmayın. Hadi sen de geldin. Hadi. Neyse ben şurayı kapatayım. Gruplar karışmasın. Öyle devam edelim. Videoyu da bitirelim. Böyle bir durum arkadaşlar. Yani tek bir kedi. Olayın faali de belli. Bu işi kimin yaptığı da belli. Bizim evin etrafındaki kedilerden biri değil. Bir defa öldürülmek istenmiş. Ölmemiş. Yaralanmış, sürünmüş, yine gelmiş, yine aynı şeyi yapıyor. Valla bilmiyorum. Ben artık zaten bunları salmıyorum o kedi yüzünden. Yani şu yazık olur yani bu hayvanlara. Kocaman 2 aylık hayvanları avlıyorsa artık iyice gözü dönmüş o hayvanın. Alışkanlık edinmiş. İşte kedi yüzünden bunları salamıyoruz. Yani ben aslında bunları böyle dışarıda güneşte gezsin dolaşsın istiyordum. Ben buradayken salabilirim. O da birkaç saat duruyorum burada. Yani babam şimdi köyde, o da güzel havalarda bağ bahçeye gidiyor. Ya bir de merak meselesi yani. Adam o kadar meraklı değil bu işe. Ben mesela dururum başında, takip ederim, yayarım hayvanları. Onun öyle bir şeyi yok. Öyle meraklı değil. Hatta geçen o mayısa, beyazın altındaki mayısa iğne vur dedim. Yanlış anlamış, başka bir hayvana vurmuş. Neyse Allah'tan sıkıntı olmadı da. Böyle yani hani bu kadar oluyor. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da böyle. Kendinize iyi bakın diyorum. 20 dakika olmak üzere. Yani özetle ne diyoruz? Bu iş sahada belli olur. Gerçekten sahada kendini kanıtlayan ustalara, dostlara. Bir Fikri Balcı gibi. Bir işte Salih abi gibi. Ondan sonra Recai abi gibi. İşte Sertan'dır. Yine Ahmet Sevimli de bu sezon henüz sahalara inmedi ama önceki sezonlarda sahalara iniyordu. Yani bu tarz insanlar gerçekten
diyorsa dediğinde kanıtlamıştır. Diğer türlü çok fazla itibar etmeye gerek yok. Benim şahsi fikrim bu yönde. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Allah herkesin gönlüne göre versin diyorum. İnşallah bizim de şöyle sahalarda güzelliğini kanıtlayacak nitelikte yavrularımız olur. Nasip meselesi. Yani güzel olur. Damızı kanıtlamış oluruz. İnşallah nasip olursa ilerleyen dönemlerde böyle güzel haberler alırsak sizlerle paylaşırız tabii ki. Nasip kısmet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.